ona aslında öyle olmadığını anlatır mısınız? Kusura bakma, aslında seni tanımadım. Ha, öyleli bir olay yaşanmıştı. Ha. Tanıyormuş gibi mi bir yaptın? Tanıyormuş gibi. Bizde o kadar yoğun ve üstü açılmaması gereken hikayeler var ki yani. O yüzden direkt siliyorsunuz gibi hani hatırlamamak ve Yok, ben genelde konuşmayı ve tercih ediyorum. Yani bütün defterlerinizi kapattınız mı? Hayır tabii ki. Açık defterlerim var. Sen neyin peşindesin ya? Sizle iyi anlaşmak çok iyidir, iyi anlaşmak da çok kötüdür. Evet, işte aynen. Evet. Ya ben neyi anlıyorum? Muhteşem. Allah her şeyi Suyuna yaparım. Git. Bak gördüm. Suyuna git. Aslında siz burada çok güzel konuşuyorsunuz ama günün sonunda izlediğimde aslında hiçbir şey anlatmamış ya diyeceğimi biliyorum izledikten sonra. Çocuk ya ben... Yani durup dururken her şeyimi niye bu adama anlatıyorum ayrıca? Zaten hiçbir şey anlatmamış. Hürriyet Komite'den herkese selamlar. Heyecanlıyız. Çakallarla Dans 6 geliyor ve biz Didem Balçın ve Murat Akkoyunlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Teşekkürler. Heyecanlıyız. Biz de heyecanlıyız. Sizinle buluştuğumuz için de film geliyor diye de aynı zamanda. Ben programı başlayacağım ama Didem Hanım'ın bilekleri çok hoşuma gitti ya. Bunu ben vurmak istiyorum arkadaşlar gerçekten. Çok güzel, çok yakışmış. Teşekkür ederim. Sağ olun. Zeynep Bozkaya kostümümü yaparken dedi ki bu da dedi sevgili dedi Nüket ablanın, Nüket Duru'nun dedi. Ben de onun böyle şey uğru gibi olsun diye takmak istedim. Fatma'ya bir şey oldu bu. Fatma da böyle güçlü bir karakter. Yakışmış, özgün duruyor. Teşekkür ederim. Altısını çekiyor olmak ne hissettiriyor? Böyle bir şeyle başlayalım. Altısını yani. Çekiyor. Biz şu an hani bu filmle ilgili abi ne sokağa çıktığımızda herkesin bildiği, üzerine konuşacağı bir iş var ve bunun altısını çekiliyor. Yolda gelirken de onu düşündüm ya. Evet, filmi konuşalım. Evet, annesini konuşacağım. Yani, tabii ki gireceğimiz yerler var. Mesela şunda başlayabiliriz. Bu filmde 6'da sosyal medyada özellikle viral olacağını düşündüğünüz sahneler var mı? Trikler var mı? Buna inandınız ya işte patlayıp gidebilir buralar. İşte sizi bekleyen şöyle işler var filan dediğiniz sahneler var mı? Var bence. Murat, yani ben söylerken bile Murat Akkoyunlu böyle bir bana baktı böyle bir. Ya tabii ki ufak tefek tespitlerimiz var bir önceki filmlere dayanarak da. Ama daha öncekilerde de hesaplamadığımız şeyler olmuştu. Mutlaka bunda da olacaktır. Evet. O yüzden de biz artık oraları kolluyoruz. Acaba bizim tahminimizin dışında gerçekleşecek sahneler var mı diye bekliyoruz. Yıllar önce galiba yaptığım bir söyleşi de sizin Çakallarla Dansı çekerken herhalde o setteki o eğlence anlarınız. Hani artık o kadar eğleniyorsunuz ki yönetmen ya gelin artık başlayacağız filan diye böyle. Çok mu eğlenceli geçiyor? Nasıl geçiyor? O eğlencenin içinde iyi anlaşan oyuncuların disiplini nasıl sağladığını ben çok merak ederim çünkü. Çekimler nasıl geçti? Yani o disiplin sağlanamayacak hiçbir durum olmuyor açıkçası. Çünkü herkesin tiyatrodan geldiği için eğlenerek bu işi yapmak en doğrusu. Çünkü biz eğlenmezsek, bizi çeken ekip eğlenmezse seyirci eğlenmiyor. Bizde güzel olan taraf o. Ekip eğleniyor. Yani oyuncular zaten hepsi hani bir yerde yemek yemeye gitsek de aynı eğlence oluyor. Ama sette o eğlence devam etti. Üstüne bir de ekip, çeken ekip, kameradaki, işte bumdaki herkes eğlenince o filme çok yansıyor diye düşünüyorum. Evet, bir de biz daha konsantre olup o sahneleri çekiyoruz. Yani evet, sahnenin dışında tabii ki çok eğleniyoruz. Sahne gerisinde veya işte arkasında ama sahne sırasında herkes çok profesyonelce işini yapıyor tabii ki yani. Bir de yani böyle hani okuduğumuz gibi olmuyor. Sahne çekerken işte Murat bir şey yapıyor, ben bir şey yapıyorum, Şevket bir şey yapıyor. Yani o an bir şey gelişiyor. O zaten eğlenceli olan kısmı ama sahneyi bozmuyoruz yani. O eğlencede oyuncu bir performans gösteriyor. Sonrasında kayıt kestikten sonra onun eğlencesi o zaman böyle damarlarımıza gelmeye başlıyor yani. Yani ne muhabbetler dönüyordur kim bilir oralarda. Evet, dönüyor. Hepsini anlatamayız sana, kusura bakma. Öyle görünüyor şu an. Biz bizeyiz oysa ki. Ya şimdi sizi dinlerken ikiniz de bireysel olarak da yani işte Didem Balçın dinlerken, Murat Akkoyunlu dinlerken işte ses tonunuz, bakışınız, mimikleriniz yani sizi tanımayan, oyuncu olduğunuzu bilmeyen insan sokakta karşılaşıp konuşsa bir şeyler olduğunu anlar. Ya, bu insanlar farklı bir mesleği var herhalde derler. Bir komedi filmi ama Çakallarla Dans'a insanları sevk ettiren şey senaryo, yönetmen, çekim her şey haricinde aslında bireysel olarak sizlersiniz de değil mi? Yani sadece ikinizden bahsetmiyorum tabii ki arkadaki küçük kadrodan bahsediyorum. Oyuncuların bu oyuncular olması mı aslında sizce? Bence şöyle bir şey var yani bu bütün dünya sinemasında geçerlidir. Yani yönetmen filmi vardır, oyuncu filmi vardır.
Ama bizde tamamen bir kolektif çalışma var. Yani bu film ne bir oyuncu filmi ne de bir yönetmen filmi. Bu tamamen kolektif yapılan bir ekip işi. Oyuncuların şeyini sorayım o zaman yani, etkisini sorayım. Çok politik bir cevap geldi şu an. Bunu yönetmene sor yani. Ha. Yönetmen bunu daha net bir cevap verebilir. Yani bence oyuncuların böyle aynı enerjide olması, seyirciye seyrettirirken, hani seyirci izlerken ay burada bu oynuyor diye izlemiyor bence. O an böyle içine o gerçekçiliğe o kapılıyor ve eğleniyor, gülüyor. O yüzden de sinemaya gitmek istiyor, işte eğlenmek istiyor. O yüzden bu filmi seviyor. Ama o filmde yani bu performansların iyi olmasından kaynaklı, ekibin beraberliğinden kaynaklı film iyi çıkıyor. O yüzden dediği gibi herkesin domino etkisi var yani, herkes aynı enerjide. Kadroyu kurmak da önemli ya. Yani hepinizin ayrı ayrı işleri. 15 sene önce kurmuşlar, bitmiş. Bir daha kurmak. Her birinizin ayrı işleri var filan. Davet edildiğinde de siz gidiyorsunuz, öncelik veriyorsunuz o halde. Çakallar Dansı sizin hayatınızda da böyle bir yeri mi var? Bir araya gelmek biraz zor oluyor tabii ki. Aynen. Ama bunun programı daha önceden yapıldığı için ona göre bir ne kadar süre ayıracağımız belli olduğu için herkes buna biraz da canı gönülden ayarlıyor orada. Yani yazılmaya başladığı anda haberimiz olduğu için hani hazırlanıyoruz ona ya. Yazılmaya başlıyor çakallar işte, atıyorum 6 ay sonra yazın çekilecek demek ki. Daha ne yazılacağını bilmeden biz 6 ay sonra o yazılmaya başlıyorsa biliyoruz. O, sürekli de görüşen, sadece filmden filme değil sürekli görüşen arkadaşlarız. O yüzden de daha zaman ayırmamız daha kolay oluyor. Ben aşırı da heyecanlandım. Nokta şu abi, küsebilirsiniz, konuşmaya yıllar olmuş ve kadro şey yani hala görüyoruz. Arada oluyor tabii canım. Ama sonuç yani. Olarak yine bugün burada görüyoruz yani bu isimler bir film bir şey üretmiş beraber ortak paydada. Sosyal mesajla, toplumsal mesajla. Öyle değil mi? Çok kıymetli bir şey bu ya. Doğru ki de sizin kıymetli. Sizin sektörünüzde hakikaten öyle çünkü birbiriyle konuşmayan, görüşmeyen araları açılan. Bence çok önemli. Net tutuyor sizi bir arada acaba ya oradaki ekip olarak. Film olarak söylemiyorum bunu. Yani bu ekibi bir arada tutan ne acaba? Benim cevabım yok buna net bir şekilde. Yani şu diyemem yani. Bilmiyorum. Filmle ilgili seyircileri yeni bekleyen yani işte izleyen mesela tabii ki çok çakallardan söylemeye gerek yok şu anda ama biri izleyip iki izleyip üçü izlemeyen, ilk dördü izleyip beşi izlememiş olan bu serilerden birinde filmi bırakmayı tercih etmiş izleyiciler dahil olmak üzere. Altıya niye gelsinler ve gelirler mi? Ne düşünüyorsunuz siz? Seyirci göze bakabilir misiniz? Ben hiç izlemeyen biri bile olsa bu filmi baştan sona izlediğinde tek bir film olarak göreceğine inanıyorum. Evet. Güzel çünkü şey. Evet öyle bir film. Tabii ki bizim karakterlerimizin devamlılıkları var. Onların bir hayal ürünü olmasına rağmen gündelik sokaktaki insana çok fazla dokunan noktaları var bizim karakterlerimizin. Çünkü karşılığı var o karakterlerin dışarıda hepsinde. O yüzden de enteresan bir şekilde bir araya geliyor. Yani çok fazla seçenekli ve segmentli bir durum. Bir araya geldiğinde tabii ki biz de kavga ediyoruz, biz de küsüyoruz. Arada öyle şeylerimiz var, böyle dert üstü, murad üstü hepimiz şüphesiz çok mutlu ya, bir durumda değiliz tabii ki yani. Arada. Bence de ilk 5 filmi seyretmese de seyirci gelip izleyebilir ama eminim ki bu filmi izledikten sonra ay bunları bir görmem lazım deyip birinci filmi açar diye düşünüyorum. Onu da sağlayabilir, doğru diyorsunuz. Evet yani çünkü dediği gibi Murat'ın hikayede bir sıkıntı yok ama kaçırdığı yerler olur karakterlere ait. Onları görmek için de diğer filmleri izlemek ister. Bazen bu Çakallarla Dans'la ilgili hiçbir fikri olmayan birileri olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Ben de düşünmüyorum da hadi diyelim ki var. Senin sorunun üzerine. Söylediğim çok azdır yani. Herhalde çok iyi projelerle ilgili bile demem bunu ama bu şey rasyonelite yani. Seyahatlerde bile otobüslerde arka şeyinde duran hiç seyretmemiş ki kimseyle ben şu ana kadar birebir sosyal yani hayatta veya yani ben karşılaştım mesela. Adını duymuştur en azından. Hayır adını geç. Yani seyretmedim ama o kadar çok sahneleri işte sosyal medyadan seyrettim ki seyretmiş kadar oldum. Hani vizyona yetişemedim. Sonrasında da işte izlememiş diyelim ki. Ama bölüm bölüm sahne sahne işte performansları biliyor yani. İşte Fatma'nın sallamasını biliyor. İşte Murat'ın börek yeme sahnesini biliyor. Yani o sahneler çok fazla fenomen i̇zlemiş olduğu için kadar bir durum izlemiş aslında. Gibi bir durum oluyor yani. Bire göre baktığınızda şimdi filmle ilgili dikkat ediyorsunuz arkadaşlar hiçbir şey söylemiyorlar. Hiçbir şey söylemiyorlar yani. Bakıyorlar sadece. Geçiyorlar. Şimdi seyredeceğiz galiba.
Hayır, aslında 6. filmde biraz Didem'in karakterinin üzerinden açılan bir senaryomuz var. Onun hikayesiyle başlıyor ve o hikayenin çerçevesinde akıyor film. Vay, kilit bir rol var o zaman. Yani evet, Fatma ile ilgili hikaye var. Ablası Mano ile giriyor devreye. Ebru Cündübeyoğlu. Onun dışında da yani çakallar, diğer çakallardan farklı. Biz ilk defa çakallar yurt dışına açıldı bu filmde. O önemli bence bir etmen. Çünkü hani görsel olarak da böyle bir zenginlik var filmde. Seyirci için söylüyorum. Bayağı böyle gezdik. Hani en böyle şey yap, gezdiğimiz, en eğlendiğimiz, hani eğlenmek hep var ama hani en çok gezdiğimiz olayların olduğu atraksiyonlu film bu seride diyebiliriz. 6. filmde oldu. Vay, süper olmuş. Filmin son bir haftasını Kosta çektik biz. O yüzden de enteresan geçti bizim için. Bir içinde. De en çok galiba ekibin hep bir arada olduğu film bu. Evet. Yani genelde hep çakallar bir arada ya da ayrı hikayeleri görüyorduk ama bu filmde bir yerden sonra hep beraberler, yani filmin sonunda bütün herkes beraber. Evet, de çok iyi olmuş yani aslında, evet, farklı yerde olmak. Güzel oldu. Şimdi bizim programlarımızda her bölümde sorduğumuz bazı sabit sorular var. Çok kısa onlara da değinmem gerekiyor. Tamam. En son en çok bölümümüz var. En son en çok istediğiniz şey neydi? Basit bir şey de olabilir. İstediğin ikinizden, sizin işten başlıyoruz. En çok istediğim şey neydi? Neyle ilgili? Herhangi bir şeyle ilgili. En son ben beyran çorbası içmek çok istedim ama içemedim. O neymiş ya? Biz de beyran asıyız, o yüzden söylemeniz, evet. Geçen bir canım istedi, inanır mısınız? Ya ay, kadar... beyran da beyran. Ya ben de çok içen, toplasan 3 kere içmişimdir. Ya İstanbul'daki her yerde içmeye çalışıyoruz biz. Nerede iyi kötü diye. Hatta böyle olduğum yerde de böyle şurada iç, burada iç, şurası çok iyi falan dediler. Ben yine hiçbir şey yapamadım. Sen ilk fırsattın. Galadan sonra geldi. O geldi aklıma. Ben durup dururken beni de yükselttiniz. Hiç sevmem beyran. Ama canım çekti şu anda. Toplasan 3 kere içtim yani. Ya... bilmiyorum, ben biraz tatil yapmak isterim ya şu aralar. Ne güzel bir şey. Evet. Tatil yapmak istiyorsanız demek ki yoğun çalışıyorsunuz. Yani çalışmak bu aralar güzel. Evet, biraz aktif dinlenmeyi tercih ediyorum. En son en çok hüzünlendiğiniz anı paylaşabilir misiniz? Yani ilk aklıma gelen oğlum düştüğünde bir, yani çok kötü düştüğünden de o düşüp böyle bir anda ağlayınca, bir şey yapamayınca hüzünleniyorum hani. Ben maalesef ki geçen hafta içerisinde Tiyatro Jest'in turnede bir trafik kazasında kaybettiğimiz birkaç tane arkadaşımız var. Tolga Güler yüz başta olmak üzere tiyatronun sahibi ve yaralanan arkadaşlarımız var. Beni en sarsan ve üzen olaylardan biri oldu. Sadece beni değil, eminim ki Tabii ki. Sektörü çok rahatsız ve eden ve kötü hissettiren bir durumdur. Çok. Kamuoyunu da çok aslında gündeminde olan bir konuydu. Ben sadece sektörel olarak değil, kamuoyunu da çok dikkatini çeken ve insanların çok üzüldüğü bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Çok da iyi ki de açtınız bu konuyu. Jest Tiyatro'da yapılanları da çok iyi biliyorum, oradaki arkadaşlarım. Çok ciddi emekler vardı. Evet. O yüzden... bir de hepimizin başına gelebilecek bir olay. Yani. Tabii çok empatiyi çok sık kurduğumuz bir hikaye oldu. Hangi tiyatro olduğu değil, hepimiz aynı camiada, küçücük aslında camiamız. Orada çok üzücüydü. Şu başta Tolga ölenlere rahmet diliyoruz. Evet. Ve sevgili Melis Sergen, Ceyhun, çok geçmiş olsun diyoruz kazada yaralanlara. En son en çok neye şaşırdınız? Ben kızıma şaşırdım. Neden? Bir takım gelişimleri çok hızlı oluyor ve onu bunu düşünebiliyor mu şu an falan olmaya başladım. Siz? Bilmem, ben her gün şaşırıyorum. Çok güzel bir şey, her gün şaşırıyorum. Her gün bir şeylere şaşırıyorum. Hala Türkiye'de her gün bir şeylere şaşırabiliyorsak ne mutlu bize. Neyse, nasıl bu kadar olabildiğine şaşırıyorum buradayım. Sadece o bilecek bölümümüz var. Bu bölümde sorduğum soruların varsa hikayesini dinleyeceğiz. Kime söylediğinizi ben ve izleyiciler bilmeyecekler. İlk soruyu sorayım, daha net oturacak sizde. Bir daha açıklar mısın? Anlayamadım. Sadece o bilecek bölümün ismi bu. Ha. Sorduğum soruların varsa hikayesini dinlemek istiyoruz. Verdiğiniz cevabı kime ait olduğunu ben ve izleyiciler bilmeyecek. Sormayacağız bunu. Özneyi sormayacağız. Peki. Soruyu sorayım da aynen oturacak. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısınız? Geçmişinizden bugüne kadar herhangi bir kişi olabilir. Çok komplike olmasına gerek yok bu hikayenin ama ona öyle olmadığını anlatmışsınızdır. Yeniden bir şey söylemek de istiyor olabilirsiniz. Onunla bir şey söylemenizi istiyoruz. Ne söyleyeceğinizi dinlemek istiyoruz burada. Ne söyleyeceğimizi. Evet, ona onu söylemenizi istiyoruz. Açıklama, yanıt, cevap. Ona aslında... öyle olmadığını ya da ona bir cevap vermek. Sadece öyle olmadığını anlatmanıza da gerek yok. Onunla konuşup ona bir şey söylemenizi istiyoruz aslında burada. Yani bir şey kime olmuş. Olduğunu evet bir şey olmuş, sormayacağız. Konuşamamışız. Aynen, mesela farz bir şey.
geçmişinden bugüne kadar herhangi bir konu olabilir. Ya o kadar çok, geniş. Ben çok geçmişe gidemiyorum böyle şeylerde ya. Olur. Aklıma son şeyler geliyor. Bence sizin aklınıza geldi. Geldi evet. Geldi. Benim saçma... gelmedi yani. Lütfen paylaşır mısınız? Yani kusura bakma aslında seni tanımadım. Ha, öyleli bir olay yaşanmış. Ya. Tanıyormuş gibi mi yaptın? Tanıyormuş gibi yapmak zorunda kaldım. Çok merak ediyoruz da şimdi formattan da soramıyoruz kim olduğunu. Böyle cevaplar gelince. O bana oluyor. Günde 3 kere oluyor ya. İşte yani. Bak gördün mü? Normal. Sizden çok çarpıcı bir şey gelir. Yani. Valla hiç öyle bir şey gel. Yani sizde o kadar yoğun ve üstü açılmaması gereken hikayeler var ki yani. O yüzden direkt siliyorsunuz gibi hani. Hatırlamamak. Yok ben genelde konuşmayı ve tercih ediyorum. Yani bütün defterlerinizi kapattınız mı? Hayır tabii ki. Açık defterlerim var. Ama şu anda kendisine söylüyorum. Söylemek istemez. Evet. O da kendini biliyor. Bir takım konular var. Biri yani. Var. Aklınıza söyledi gel. İşte. Evet. Defterler ama, açık ama şu anda söylemek istemiyorum. Şu an kapat. Dediği cümle bu. Evet. Defter açık. Siz biliyor musunuz kim olduğunu? Yok canım. Ben de arkadaşıma destek oldum. Benmişim değil mi? Artık kapatalım ya. Büyük itiraf. Anlar mı kim olduğunu izlerse? Anlamaz. Anlasaydı zaten anlardı bugüne kadar. Ay galiba benim. Şu anda anlamışım gerizekalı. Şakallarla dans ekibinden mi diyormuşsun? Ben bilmiyorum. Vay be. Ben... Peki yani sormuyoruz tabii kim olduğunu da. Tabii ki konuyu da anlatmadınız. Tabii. Anlatamam artık. Peki. Evet. Özlüyor musunuz? Hayır. Duygusunu özlüyorum. yaşanılan duyguyu özlüyorum sadece. Yoksa bireysel olarak özlemiyorum. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Kendinizi affettireceğiniz bir andasınız. Şu anda sizi dinliyor. Anlatır mısınız? Var mı böyle bir şey? Geçmişten bugüne kadar herhangi bir konu olabilir. Hemen söyleyeyim. Bu sabah eşimle... Kim olduğunu? Ben söyledim. Ha, okay. Kendisine özür diliyorum. Vay çıkıymış. Biraz kendisine bir çıkış yaptım. Gereksizce. Ben yanlış anlamışım oysa ki. O yüzden özür diliyorum. Bence hop. Affeder canım. Ay ben şöyle şeyler yapmam. Eşinizi... Ben kendim eşimi değil. Genelde yani kendimi affedecek bir şey gerek. Affettirme kelime... Zaten bu arada format içerisinde en böyle konukların durduğu yer... Bu affettirme evet. Büyük niye? Bir şey gibi geliyor galiba yoktum, insan. Yoktum, espri yaptım. Cevabını bana veriyorsun. Öbürü daha şey geldi daha, ya. Daha... Ama öbürü onun aranızda ya, o yüzden evet. Yok. Öbürü daha... Affettirmek... Siz gittiniz o tarafa. Tabii. Önce kendini affet Murat'cığım falan diye böyle. Takip ediyor mudur? Bakıyor mudur? Çakallar dans izlemeye gider mi? Olabilir evet. Gidebilir. O kaldı. Belki de senin içindedir. Senin bir o kaldı orada o kaldı. Benim galiba. Bu evin içinde kesin benim o. Ne yaptım acaba? Var mı kendinizi affettireceğiniz bir şey? Kendimi affettireceğim bir şey yani hep olabilir ama ben çok küs kalamayan biriyim. Hmm. Eğer sevdiğim biri ise... O hemen affettiririm. Yani öyle zaman çok şey olmaz. Yani Murat'ı üzdüm mü böyle aradan 3 ay geçti değil. Yani hemen ne olur hani hemen düzeltmek isterim sevdiğim biri ise. Sevmediğimse zaten Allah yardımcısı olsun. Yok sayıyorum ve bitiyor benim için. Şu an yalnız gülümsedi falan ama evet. Ürktüm yani. Yok, o şeyin ayak kaşım da ürküyorlar. O yüzden iyi ki sevmediğim biri değiliz falan diyorlar. Zor biri misiniz? Ya bazı tersinize geldiğimizde. Zor. Evet. Zorum evet zor. Yani şöyle bu kötü bir şey ben düzeltmeye çalışıyorum. Bir şeyden vazgeçtiğim zaman birinden tamamen vazgeçiyorum. Hiç ortam yok. O benim çok rahatsız edici bir huyum. Sizle iyi anlaşmak çok iyidir. İyi anlaşmak da çok kötüdür. Evet işte aynen. Ya yani ben de iyi anlaşmak muhteşem. Allah her şeyi suyuna yaparım. Git. Bak gördün. Suyuna git. Ya öyle. Çok zor çıkar. Kesin sizsiniz gibi geliyor. Bana da öyle geliyor. Ben ne yapacağım? Evet, daha derin bir hikaye var. Bilal onu. Onun için özel bir program. Başka bir program. Belki söyler değil mi Didem Bilal? Bu bölümün son sorusu kapanıştan önceki soru. Onu nasıl sevdiğinizi tarif eder misiniz? Hmm. Kim olduğunu önemli yok. Siz nasıl seviyorsunuz? Onu merak ediyoruz. Ah. Didem Hanım'dan başlayalım. Murat Bey'in biraz kaotik. Onu nasıl sevdiğimi tarif edeyim. Evet. İşte nefes almak gibi seviyorum. Deli oğlumun. Gibi oğlumun. Severim oğlumun. Onu ben. Oğlum sadece oğlumun nefes almak gibi onu sevmek. Ya sevgi çok ne çok değişik bir şeydir. Yani evet. Her duyguya göre de değişir. Yani arkadaşını da çok sevebilirsin. Eşin, çocuklarını da çok sevebilirsin. Sevgi aslında paylaştıkça çoğalan ve türeyen bir şeydir. Yani sen tenis topu gibi sen ona atarsın, o sana atar. Böyle karşılıklı bir şeydir o. Yani tek taraflı kara sevdalar da vardır. Evet. Yani bunun. Yaşadınız mı hiç kara sevda? Sen neyin peşindesin ya? Adam sana dedi ki
ki onu nasıl sevdiğini anlat. Sana sevgi nedir? Sevgi, emektir. Bir şey demek istemedi. Hayır ama Murat Bey öyle anlatmıyor. Yani, onun için buraya oturuyor yani. Ben, hani bize böyle bakıyor sektörel. Birini seç diyor, anlat diyor. İlle böyle örnek ya yani. Ama yani kızını bu, nasıl seviyorsun? Hani ben şimdi birinci derecede kızımı seçersem eşim alınabilir. Eşimi seçersem kızım alınabilir. Murat Bey, yani hayatta birileri sizi yanlış anlayabilir. Tabii ki. Genelde de anlaşılıyor. Ve insanların sizi merak etme gibi bir kaygısı da olabilir. Ben ve izleyiciler gibi. Ve dolayısıyla aslında siz burada çok güzel konuşuyorsunuz ama günün sonunda izlediğimde aslında hiçbir şey anlatmamış ya diyeceğimi biliyorum izledikten sonra. Bravo. Çok güzel cevaplar veriyorsunuz çünkü. Evet, teşekkür ederim. Bu ama politik bir söyleşiye dönüyor çünkü. Evet. Ben gidiyorum ya. Bak kaldım burada böyle sıkıştım. Şurada eğleniyorum. Söyle kızını nasıl seviyorsun anlat. Çocuk ya ben... Yani durup dururken her şeyimi niye bu adama anlatıyorum ayrıca? İşte hiçbir şey anlatmadım. Hiçbir şey anlatmadın ki. Her Didem Hanım bakın ya. Nefes almak gibi dedi. Evet, hayır ben sadece şöyle başka anlatacağım şeyler de var oğlumu nasıl sevdiğime dair. Ama aklıma yani nefes almak benim için bir ihtiyaç. Nefes almazsam yaşayamam. Oğlum da benim için büyük bir ihtiyaç. Onsuz yaşayamayın. Allah eksikliğini göstermesin. Hani benzerliği nefes alınca çok rahatlarsın, olunca rahatlıyorum gibi böyle bir şekilde anlattım. Ama başka türlü de söyleyebilirim. Ama ben de şey dedim, sevgi de paylaştıkça çoğalan bir şeydir dedim yani. Mira ile işte paylaşıyormuş sevgisi. Yani. Mira ile paylaşıyormuş. Mira ile paylaşıyormuşsun, evet. Mira Hanım'la paylaşıyormuşsun. Evet. Kapanış sorumuza geldik, teşekkür ederiz. Ve bu arada kapanıştan önce ne zaman sinemalara gidip izleyebiliyorlar? Sizden Çakallar'a Dans'a bir davet alalım değil mi bir? 2 Aralık'ta. Evet. Vizyonda olacak. Siz şehir turnelerine çıkacak mısınız? Bazılarına çıkacağız evet. Onun dışında ben böyle gideceğim sinema salonlarını söyleyeceğim. Bu akşam burada seyrediyorum falan diyeceğim. Kendi bunu yapmak istiyorum. Vay be güzelmiş. Çünkü merak ediyorum. Çünkü böyle galada izlerken anlayamıyorum. Sonrasında bir 3-4 defa izleme hoşuma gidiyor. O yüzden de cuma gününden sonra tüm sinemalarda varız aslında. Ulaşamayacakları bir yer yok yani. 2 Aralık itibariyle Türkiye'deki bütün sinema salonlarında olacak. 8 Aralık itibariyle de yurt dışı ve diğer Balkan ülkeleri ve Azerbaycan'da gösterime girecek. Oralarda da muhtemelen çok iyi geri bildirimler alacaksınız. Yaklaşık Avrupa'da ve Balkanlar civarı galiba bir 10 ülke falan var. Yurt dışına açılan filmlerde merak ettiğim için soruyorum. İşte atıyorum gişe şu kadar izlenmiş falan filan diyoruz ya. Hı hı. Yurt dışı olanlar da toplam gişeye dahil oluyor mu yoksa Türkiye'de? Hayır, onların gişesi ayrı oluyor. Aynen. Şu kadar izlendi diye. Biz de onlardan para almıyoruz. Evet. dizilerin en büyük kanayan yarısı aslında. Evet, diziler de aynı durumda yani. Çocuklar duymasın 30 yıldır duymasın mesela. Ben gidiyorum. Nide bana bir program paketiz. Ben burada. Neden çıktım be? Çocuk da yurda eğlence. Evet, kapanış sorumuza geldim. Efendim, oyuncu sendikasıyla ilgili bunları değerlendirmeyi var burada. Dilediğiniz kişiye, dilediğiniz soruyu. Ya ama böyle olmuyor ki abi, sürekli sen havada bırakıyorsun bak. Sonra diyorsun ki cevabın kişiye, havada kalıyor. Dilediğiniz kişiye dilediğiniz soruyu. 83 milyon izlediği programda sorma imkanı verildi size. Hı. Bu kim olurdu ve ona ne sorardınız? Murat olurdu. Ne sorardınız? O kim diye sorardım. Didem Hanım'ı görüyorsunuz değil mi? Bütün cevapları veriyor. Oradan geliyor. Bir de soru soruyor üstüne. Maestro bir soru soruyor. Ya. İki tarafı da yönetiyor böyle. Ben tabii ki hiçbir şey söylemeyeceğim. Böyle bir insan. Cevabını merak ettiğiniz bir soru var mı hayatta? Var tabii ki. Hepsini de öğreniyorum zaman zaman. O kadar ketum ki. Çok ya. Normal hayatta da mı? Film setindeyiz böyle çekmişiz falan. Böyle bir gün oturuyoruz dedik ki iki tane sahne vardı filmin sonlarına doğru. Ben de aşırı meraklıyım bu arada. Hani bir şey dedim öğrenmek için öldürürüm. İki sahne var dedi. Merak ediyorum dedi. Onu nasıl kullanacaklar? İşte kullanacaklar mı? Hangi sahne diyorum? Yok ben bekleyeceğim. Kesmişlerdi mi? 6 ay. Hala söylemiyorum. Demin dedi bu akşam içeride. Bugün biraz söyleyeceğim. Önce sonra. İşte bakayım kesiler mi? Söyleyebilirim. Bakayım fazla var güzel mı? Hayır, iki tane sahne var. Merak ediyorum bak. Çünkü filminde birazcık da uzatmış da olabilir o sahneler filmi.
kesmiş de olabilir yönetmenimiz. Sizin de oynadığınız içinde olduğunuz sahne. Benim de var, benim olmadığım bir sahne daha var. Yani söylemiyor, o iki sahneyi sen merak ediyorum. Sadece o, yani ama normal böyle set geyiği konuşulurken falan, ya dedim iki sahneyi merak ediyorum. Bakalım onları yönetmen kesecek mi, koyacak mı? Normal set geyiği konuşurken hangi sahne olduğunu da söylersin. Evet. Beraber merak ediyorum. Hala mı? Aylar geçmiş hala merak ediyorum. Ben burada merak ediyorum. Yarım saat önce sordu ya. Neydi o sahneler? Hiç unutmam. Bak bekliyorum. Çıkınca evet, ben soracağım. O da öyle bir insan. Şu video yayınlanınca altına yazın var kesin. Merak ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Biz teşekkür ederiz. 2 Aralık'ta bekliyoruz. Arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.